AK Parti referandum mitinglerine başladı. İlk adres 15 Temmuz'dan sonra kahraman ünvanı verilen Ankara'nın Kazan ilçesiydi. Yani yeni ismiyle Kahraman kazandı. Hürriyet gazetesinin karargah rahatsız manşetini algı operasyonu olarak değerlendiren Başbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da kendi milletvekili üzerinden gönderme yaptı. Türkiye önünü daha net görecek. Semalarımızda millete bomba atan savaş uçakları olmayacak. Semalarda çocuklar uçurtma uçuracak. Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan referandumu için ilk mitingini 15 Temmuz'un Simge ilçesi Kahraman Kazan'da düzenledi. 15 Temmuz'da yazdığının, destanın son cümlesini de yazıp tarihe not düşeceksiniz. 16 Nisan'da sandığa gidecek, 15 Temmuz darbecilerin zihniyetini Türkiye'den sonsuza kadar silinmesini sağlayacak. Referandum nedeniyle halkı kutuplaştırmaya çalışanlara tepki gösterdi. Bu meseleye bir genel seçim havası vermeye çalışanlar var. Millet bunları izliyor ve bunlara gülüp geçiyor. Millet referandumu bahane ederek vatandaşları kutuplaştırmaya çalışanlara gereken cevabı 16 Nisan'da verecek. Seçmenlere siyasi görüşünüzü bir kenara bırakın mesajı verdi. Siyasi görüş farklılıklarımızı artık bir kenara bırakalım. Mevzu bahis olan memleketse, mesele memleketse gerisi teferruat. Milletvekili sayısının artmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi milletvekiliyle cevap verdi. 50 milletvekiline fazladan para vereceksiniz. Bak 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 ne kadar dürüst olmuş. Sen onu soracağına bir milletvekilin 1 trilyon 200 bin lira telefon faturası bu devletin sırtına sarıyor. Onun hesabını sor. Hürriyet gazetesinin attığı karargah rahatsız manşetine sert çıktı. Efendim karargah rahatsız. Bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bakıyorum benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Bu algı operasyonları size söker mi? Elbette sökmez. Gündeminde ekonomik gelişmeler de vardı. Doların daha da düşeceğini vurguladı. Bir ay öncesine kadar dolar 4 lirayı görmüştü. Bugün 3.60. Daha da inecek. Üst aklın, ekonomik kumpasların oynanan oyunları boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da canlanacak.